Birçok Türk arkadaşımız diyor ki ya dünya bu kadar genişken niye Türkiye'ye gittiniz diyor. Niye yani bizim memleketimize geliyorsunuz? Zaten çok fazla mülteci var. Suriye'den geliyor, Afganistan'dan geliyor. Bir de Uygurlarla mı uğraşalım? diyor bazı Türk arkadaşlar, Türkiye'deki arkadaşlar. Yani şimdi e, Türkiye'de her sokaklarda şöyle duyduğum kadarıyla yürünmeyecek hale geldiğini söylüyorlar. Yani bir, bu kadar çok mülteci çoğalırsa e, herkes rahatsız olur. Yani bunu bir normal insani tepki olarak karşılıyorum. Buna ırkçılık ya da kötü bir anlamda karşılamıyorum. Fakat şunu da anlatmakta fayda var. Yani Doğu Türkistanlılar niye ne kadar niye bu kadar Türkiye'de çok fazla Uygur Türkü var sorusu aslında biraz dikkatimizi çekmesi gereken bir soru olduğu için bunu bir, bir defa anlatmak istiyorum. Birincisi Çin'de büyümeme rağmen ay yıldızlı bir şey gördüğümüz zaman böyle titriyorduk yani. Üzerinde titriyorduk yani. Seviyorduk yani. İçimizde böyle heyecan heyecan duyuyordu yani. Türkiye dediğimiz zaman hani biz Türk olduğumuzu biliyorduk ve o ülkeyi o kadar çok seviyorduk ki bizim bir abimiz, bizim bir memleketimiz, bizim de bir devletimiz, bizim de Avrupa standartlarında Müslümanların yüz akı olan işte Türklerin abisi olan bir ülke olarak gerçekten gidin Türk Doğu Türkistan'da bir köyde bile Uygurlar İstanbul dediğiniz zaman biliyor, Atatürk dediğiniz zaman biliyor. Hatta birçok Uygur oğluna işte Mustafa Kemal adını veriyor. Hatta şu an bir tane bizim e, çok önemli bir yazarımız var. Yalkın Roza'dı. Bu adamın hapse girmedeki iddianama ne var biliyor musunuz? Oğluna Kemal Türk adını vermiş yani. Kemal, Kemal Türk yani. O, oğlu kendisi Amerika'da yani. Kendi söylüyor yani. Benim adım Kemal Türk olduğu için babam hapse girdi diyor. Yani biz de affedersiniz gerizekalı gibi bu kadar çok seviyoruz yani Türkiye'yi. Çünkü gerizekalı kısmını ben anlatacağım neden böyle olduğumuzu. Neyse. Şimdi normalde. Bizim Türkiye sevgimiz böyle. Bir. İki, Doğu Türkistan'da aslında bırakın Türkiye'yi pasaport almak Uygurlar için yani uzaya çıkmak gibi bir şey yani. O kadar zor ki pasaport almak. Yani pasaportu belki milyonlarca Uygur'dan bir tanesi alabiliyor ve piyango çıkmış gibi milyonların bulmuş gibi mutlu oluyorlar. Bir de korkusundan kimseye söyleyemiyorlar Uygurlar. Neden? Çünkü duyarsak elimizden pasaportumuz gider diye. Şimdi böyle bir ortamı düşünün. Bir kenara koyun bunu. Puzzle olarak. Şimdi ikinci bir mesele var. Bizim Uygurların, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin Türkiye ile olan bağını, Çin bunu yıllardır biliyor. Ve biz de aslında Türkiye'nin kullandığı Latin alfabesini kullanıyorduk. Tamam mı? Çin zorla bizi Arap alfabesine geçirdi. Neden biliyor musunuz? Türkiye ile aynı alfabe kullanmasınlar diye. Bu kadar yani. Ta yıllar öncesinden ben yine de Çinlilerin zekasına burada şapka çıkartıyorum yani. Adam bizi ayırmak için hani Doğu Türkistan'la Türkiye'yi ya da Batı Türkistan'la öyle bir mesafe koymak istemiş ki yazılar bile Arapça yazısına işte Osmanlı döneminde kullanılan ona benzer bir yazıya dönüştürmüşler bizimkisine yani. Açtıkça açmak istiyor bizim aramızı. Şimdi öbür taraftan ben çocukken hatırlıyorum. Türkiye'den bırakın bir devlet başkanı ya Türkiye'den bir çoban gelse stikparat alarma geçer. Bu adamın gelmesine izin vermez. Doğu Türkistan'a girmesine izin vermez. Ee, bir odaya çekerler. Orada sorguya çekerler. Sonra paketleyip geldiği yere gönderirler yani. Şimdi Türkiye Cumhuriyet tarihinde Doğu Türkistan'a gelebilen bir ne reis var ne bir başkan var ne de bir başkan yardımcısı var kimse yok. Şimdi durup dururken 2012'de ne oldu da ne bitti de ben anlayamayacak bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Doğu Türkistan'a davet edildi. Ya bu gerçekten Çin'den beklenmedik bir olay bu. Yani bu ya Çin böyle bir şey nasıl yapar diye yıllardır yani kafam kaynıyor yani. Neden böyle bir şey yapabilir? Ben Çin'i biliyorum. Bakın insanlar Çin uzmanlı insan var ya. Çin uzmanları insanlar işte biraz kitap okumuş, Çin'i öğrenmiş, Cipro öğrenmiş falan filan. Öyle değil. Ben Çin'in içinde büyüdüm. Ben Pekin'de büyüdüm. Ben Çinlileri anlıyorum. Çinliler buna müsaade etmez. Çin Komünist Partisi buna müsaade etmez. Neden? 2012'de bir devlet reisinin Türkiye'nin e, Doğu Türkistan'a gelmesine izin verdiler. Bunu düşünüp görememiştim. Şimdi geldiler. İşte Sayın Davutoğlu var, onun resimleri var. işte gidiyorlar, işte camide Uygurlarla kucaklaşıyorlar falan. Bunların çoğu artık kayıp. Sokaklara Uygurlar döküldü. Sanki bir halife gelmiş gibi. Sanki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kapısından giriyormuş gibi karşıladılar Uygurlar. Sokaklara döküldüler, ağladılar. Ya ben olsam ben de ağlardım yani size söyleyeyim. Çünkü orada öyle bir baskı görüyoruz ki. Yani Türk Cumhuriyetinden bir reis geldiği zaman tabii ki ağlarız. Tabii ki sokaklara dökülürüz. Tabii ki yani mutlu oluruz. Şimdi bu Uygurlar sokaklara döküldü. Tamam mı? Şimdi beyefendi gitti. Ve birkaç sene Doğu Türkistan'da Türk baharı dediğimiz bir döneme girdik. Normalde ben küçükken çocukken hatırlıyorum Uygurlar Türk değil, Türkler Uygur değil, Türk diye bir kavim yok, Türk diye bir millet yok, Türklük sadece bir arada yaşayan bir insanın bir yerde geçiyor falan filan böyle e, propagandalar vardı. Ama ne oldu? Türk lokantalarının açılması teşvik edildi. Türk dizilerinin seyredilmesi teşvik edildi. Türkiye'den moda elbiseleri, takım elbiseler getirildi. Hatta Türkiye'den ülkeden tutun etlere kadar çikolatalar getirildi. Türkiye'den çay, restoranlarda bile Türk çayı bizim bu ince belli bardaklarda. Yani orta sen ne alaka ya? Biz piyalayla ile içiyoruz çay yani. Yani bütün lokantalar artık yani Türk çayı olmasa olmaz anne geldi yani. Neredeyse bir Türk bahar esiyor. Türkçe işte kurslar açıldı. Millet hani Türkiye, millet ha Türkiye bir böyle bir yani çok inanılmaz Çin'den beklenmez ve doğal dışı, sıra dışı böyle bir köptürme, bir böyle bir köpürtme, böyle bir işine hani şey vurmuş gibi yani. Ne diyor? Hormonla bir şekilde büyümüş gibi bir şey oldu yani. Şimdi oldu mu? Şimdi dedim ya. Az önce ne dedim? Uygurların pasaport alması çok zor. Ne yaptı biliyor musunuz? Gittiler kapı kapı niye pasaport almıyorsun? Niye pasaport almıyorsun? Artık siyaset değişti. Pasaportunu alabilirsin. Yurt dışına çıkabilirsin falan filan. Tamam mı? Şimdi pasaportunu zorla veriyorlar bunlara. Yüz binlerce Uygur a. Ve o Türk Baharı'nın etsiyle Türkiye, Çin vize kaldırması, vizeyi kaldırdılar yani. Normalde Çin pasaportu zor bir pasaport. Güçlü bir pasaport değil yani. Yani Bangladeş'e gitseniz muhtemelen sizden şey ister, vize ister yani. Ama işte Uygurlar başka bir yere de gidemiyor vizesiz ve Türkiye ile vizesini kaldırdılar ve o Türk baharının etkisiyle yüz binlerce Uygur, Doğu Türkistan'da Uygur, işte Türkiye'ye gittiler. Kimi okudu, kimi orada seyahat için gitti, kimi tatil için gitti, kimi orada ev aldılar, kimi orada yatırım yatırdılar. Neyse birkaç sene Türkiye'ye böyle zorla teşvik edildi Uygurlar. Yüz binlerce Uygur oraya gitti. Tamam mı? Şimdi durup dururken şöyle bir şey de oldu. O zamanlar işte Suriye Savaşı başladı birkaç sene oldu olmadı. Oralarda Zeytunburnu'nun orta yerinde Kayseri'nin orta yerinde işte Suriye'ye gönderme acayip bir şekilde ulu ortalıkta. olan yani ulu ortalıkta ya. Uygurlar ulu ortalıkta Suriye'ye teşvik edildi. Teşvik edildi ve belki de on binlerce Uygur bir şekilde artık nasıl kandırılarsa birçok Uygur Suriye'de öldü. Birçoğu işte IŞİD'e katılanlar da olabileceğini söyl söylüyorlar. Şimdi <laughs> yıllardır bakın 11 Eylül saldırısından sonra Müslümanlara karşı esen bu rüzgarı Çin yakalamak istedi ve Uygurları dünyaya terörist olarak göstermek istedi. Ve yıllardır 11 Eylül saldırısından sonra bu Uygurlar teröristtir tezini hiçbir zaman Çin ortaya bir, bir şey, somut bir şey koyamadı. Ama ne oldu? İşte o Uygurların Türkiye'ye gitmesi zirveye ulaştığı anda durup dururken Şeyleri kapattı, sınırları kapattı. Uygurların pasaportlarını toplamaya başladı ve Türk, Doğu Türkistan'da Türkiye'ye gitmiş Uygurların hepsini hapse aldılar yani. Hapse alınca, bunları içeri götürünce ne oluyor? Yaygara kopuyor. Diyor ki, ya diyor işte Türkiye'ye gidenler hepsi hapse giriyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de sıkışıp kalmış o yüz binlerce Uygur dönmekten korkuyor. Şimdi Çince bir atasözü var. Diyor ki, çataya çıkartıp merdivene çekmek. Çince atasözü bu yani. Çin'in hilesi yani bu. Uygurları Türkiye'ye çıkarttılar, merdiveni çektiler, sıkışıp kaldılar. Ne orada vatandaş alabiliyor, ne orada ikamet alabiliyor ve bir kapıyı açtılar. Suriye'ye pazarlı dağır Uygurlu. Şimdi var yok Suriye'de Uygurlar var. Şimdi onlar ben oradaki kardeşlerimin terörist olduğunu inanmıyorum. Ama elinde silah var. İşte bazı videolar çıkıyor ortaya ve Çin bunu tepe tepe kullanıyor. Tamam mı? Şimdi Uygurlar neden Türkiye'ye geldi? Arkadaşım Uygurlar Türkiye'ye gelmedi. Teşvik edildi. Bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gitti. Uygurların Türkiye'ye gelmesini teşvik etti. Ve Uygurlar ne yazık ki Türkiye'de sıkışıp kaldı şu an. Ve bunların çok az bir kısmına vatandaşlık veriliyor. Çünkü göstermek zorundalar yani. Suriyeliler veriyor ama yani Uygurlar vermiyor. Çoğunluk veremiyor yani. Uygurların çoğunluğunun vatandaşı yok. Ama haberlere çıkartmak için işte hani bir şeyler yapmak için 3-5 Uygur'a vatandaşlık veriliyor yani. Verilmiyor değil. Ama çoğunluk Uygur'a vatandaşlık verilmiyor. Orada bunların hayatı güvence içinde değil. Ve sürekli şu an haberler geliyor. İstihbarat bunların evine basıyor. Geçen gün daha 2-3 gün önce işte bir Doğu Türkistan Uygur adı Kurbancan diyor soyadını bilmiyorum. İki tane çocuğuyla e, 4 ve 6 yaşlarında çocuğu olduğu söyleniyor e, İstanbul'da. E, hanımı da var. 30 tane terörle mücadele ekibini ekibiyle 30 kişiyle eve basmışlar ya bir de lan ya kapıyı çek ya kapıyı vur Uygurlar açar kapıyı yani bomba mı var ne var yani hep öğretmenlerin evini hep mazlum insanların evini böyle SWAT timlerle terörle mücadele ekibine basıyor Sedat Peker'e sesin çıkmıyor tır tır titriyorsun yani değil mi ama bir tane mezlum Uygur'un evini 30 tane polisle basıyorsun Ondan sonra gece yarısı çocuklara ağlatıyorsun, korkutuyorsun yani. Bu hayatın boyunca unutmaz ki, unutmaz ki bu çocuklar. Şimdi bunları götürüyorlar, hapse atıyorlar şu an. Bunlar kayıp. Şimdi bugün de 8 tane çocuğu olan bir hanımefendi varmış. Kocası Doğu Türkistan'da kamplarda. Sefaköy'de, İstanbul'da. Bunların da evini basmışlar ve bunları götürmüşler. Şimdi ben bunun neden bunu anlatıyorum size? Türkiye'deki Uygurlar güvende değil. Ve bu Uygurlar yani artık orada mecbur kaldılar. Orada sıkışıp kaldılar. Çünkü az önce anlattığım gibi olay nedir? Çünkü olay 2012'den başlıyor. Şimdi bu arkadaşlar Çin pasaportunu yenilemiyor. Türkiye bunlara pasaport vermiyor. Tamam mı? Adam ne yapsın ya? Adam sıkışıp kaldı yani. Senin yani memleketinde yerini almak istemiyor bunlar. Uygurlara çalışma izni versen bir iş yapar, yine vergisini öder, yani onuruyla yaşar yani. Oradaki insanlar mecbur kaldığı için böyle. Şimdi ben diyorum ki vicdan sahibi insanlara, ahlak sahibi insanlara, Allah korkusu insanlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen en azından Doğu Türkistan'daki Uygurların katliamına Türkiye bir şey söylemenize izin vermiyor Türkiye'de. Türkiye medyası Çin'i övecek çok fazla şeyler söylüyor ama Uygur meselesini hiç gündeme getirmiyor. Lütfen Doğu Türkistan'daki Uygurlar için hiçbir şey yapamadınız, yapmadınız. En azından bakın komşunuz olan Uygurlar, kendi toprağınıza gelmiş Uygurlar onları Çinlere paketleyip göndermesin. Onları yabancılar merkezine göndermesin. Onların gece yarısı evine basmasın. Bunun için en azından sosyal medyada olsa bile bir sesinizi çıkarmanızı sizlerden Türkiye'deki bu vicdan sahibi insanların kaldıysa bir tanesi bunlara sesleniyorum ya. Bu arkadaşlara lütfen sahip çıkalım. Bu arkadaşların Çin'e geri iade edilmesine izin vermeyelim. Yani Çin'den bir pazarlık söz konusu olacak ya. Orada Uygurlara bir gaz veriyorlar, bir sokağa dökülüyorlar. Sonra İHH çıkıyor bilmem ne yapıyor işte Doğu Türkistan'a sahip çıkalım falan filan. Bütün böyle on binlerce insan bir kere sokağa dökülüyor ya. İşte 2-3 sene yetiyor o para. Çünkü Çin'e böyle bir sopa gösteriyor. Ondan sonra hemen bir kirde gidiyor. Sonra hani Çin'i ikna etmek için bu sefer bak paramı da aldım. Bak şimdi aldım. Şimdi hani ben de gerekeni yaparım deyip 3-5 tane Uygur'u evine basıyor. Hapse sokuyor. Sonra sosyal medyada yaygara kopuyor. Sonra da ha gördünüz mü? Biz de Çin'e karşı vazifemizi yerine getirdik deyip hem Çin'i ikna etmeye çalışıyor. Hem Türk halkının gözü boyanmaya çalışıyor. Hem oradaki Uygurların yani birinin şey veriyor havuç veriyor, öbürünü de sopayla dövüyor yani. Mazlum Uygurlar ya. Mazlum Uygurlar. Acıyorum ben kardeşlerime. Lütfen arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum. Lütfen Doğu Türkistan'daki Uygurların katliama uğrayan, ciğer böbrekleri çalınan toplama kamplarının civarında ceset yakma tesisleri. Bunu Nazi yaptı Yahudilere karşı. Ceset yakma tesisleri var ya. Yani Suriye için ağlayan oradaki sayın Türk kardeşlerim, İsrail'de Filistin için ağlayan sayın Oradaki Türk Müslüman kardeşlerim Doğu Türkistan için altını çizerek söyledim. Hiçbir şey yapmadınız, yapamadınız, yaptırtmadılar ve yapmadınız. Bari kapınıza gelmiş, mecbur kalmış, kandırılarak oraya gel gelmişler yani. Kandırılmış bu insanlar. Türkiye'de sıkışıp kalmış. Çin pasaportunu uzatmıyor, Türkiye vatandaşını vermiyor. Ve orada mecbur kalmışlar. En azından bunların Çin'e iade edilmesine müsaade etmeyin. Bunların işte gece yarısı evlerinin basılmasına müsaade etmeyin vicdan sahibi, ahlak sahibi insanlar lütfen bir kerecik şu insanlara sahip çıkın. Çünkü bu sizin komşunuz. Ben Doğu Türkistan'daki Türklerden, Uygur Türklerden bahsetmiyorum. İstanbul'daki, Kayseri'deki, Safaköy'deki, Zeytinburnu'ndaki ben Uygur Türklerinden bahsediyorum. Lütfen bunların Çin'e iade edilmesine izin vermeyelim. Bu kadar ve